Efendim, Elazığ'dan hareket ettik. Tekrardan 20 dakika sonra bir jandarma kontrolümüzü geçerek Feribot iskelesine geldik. Şimdi hedefimiz karşıda bulunan Herte'ye ulaşmak. Herte'ye ulaşmak. Böylece de Tunceli'ye devam edeceğiz. Yaban Baraj Gölü üzerindeyiz. Murat Suyu da tabii bunun bir parçası olarak, eski sistem parçası olarak bir barajla entegre olduğu için tabii ki şurada aslında normal bir kale üzerinde durmakta olan karşımızdaki kale Pertek Kalesi de tabii böyle bir artık su içinde bir ziyaret edilen bir kale haline dönüştürülmüş. 1071'de Türklerin Anadolu'yu fethetmesiyle birlikte Mengüçoğulları dayandırılıyor. Kalenin son haline alması, daha ileri aşamasını alması. Ama muhakkak ki burada da daha önceki dönemlerde de bir tarih yatıyordu. Evet, şimdi böyle feribotla efendim hareket ettik. Hep zevkli. Bakın araçlarında şu tarafa bakarsak oldukça da geniş bir kapasitesi var. Karşıya gitmeyi hedefliyoruz. Biz de şurada görüyorsunuz Çağdaş. Ne yaptık efendim? Elazığ'da Tunceli araçlarını kazdığı Hozat minibüs garajından Çağdaş'a bindik. Şuradaki dolmuş efendim. Bizi şimdi nereye ulaştıracak? Tunceli'ye ulaştıracak. Hava Eylül ortaları olmasına rağmen oldukça güzel. Yani bir Hatay Edremit sıcaklığı var diyebiliriz. Biz korktuk birazcık. Acaba gündüzleri kazak falan var mı? Hayır. Eylül böyle. Tabii Ekim Kasım'da farklı güzel olacak. Böylece feribot da gördünüz. Evet, burada da içecek almanız da mümkün. Yani çok zevkli bir yolculuk. Bakalım varışta da tekrar devam edelim. Efendim şimdi de artık Pertek tarafına gelmekteyiz. Zaten biraz sonra aracımıza geçmek durumundayız. Anadolu'nun Horasan'ı Tunceli'ye bir yazmışlar. Karşımızda Pertek. Ve burada şöyle bakarsak kültür balıkçılığı da anladığımız kadarıyla yapılıyor. Yani gerçekten buraya bir dinamizm getirmiş. Ve feribot olmasa da bir bu yol çekilecekti. Artık Tunceli'ye sınırlarına adım atmış oluyoruz. Sevgiler sunuyoruz.